yine kıymetli, önemli bir konuk var. Yine manşetler çıkacak, açık söyleyeyim. Tıpkı Tuğrul Türkeş'in olduğu gibi bugün siyaset buradan çıkacak efendim manşetlerini. Şöyle tanıtayım. Adı Aytun Çıray. Ben onu Sağlık Bakanlığı muhabirliği yaptığım dönemden tanıyorum. Sağlık alanında çok kıdemli bir bürokrattı. Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yapmıştı Aytun Çıray. Aslında merkez sağ kültüre yakın bir isimdir. Oradan gelir. Hatta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son 5-6 yıldır partisini merkez sağa çekme, merkezleştirme projesindeki kilit ve önemli isimlerden bir tanesidir. Ama daha sonra Kılıçdaroğlu ile de konuştu ve kendisini daha fazla ait hissettiği bir merkez sağ partiye doğru geldi. İyi Parti'nin genel sekreteri, yani en etkili ikinci ismi ve ayrıca sözcüsü. Sayın Aytun Çıray, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hakikaten programımızın ismi gibi bir demokrasi meydanı yarattınız. Sağ olun. Bu nedenle size müteşekkiriz. Çok teşekkür, Türk milleti adına diyelim, onu söyleyelim. Eksik olmayın. Sizin sayenizde özgürce düşüncelerimizi ifade etme imkanı buluyoruz. Biz de demokrasiye katkı yapmaya çalışıyoruz efendim. Bugün Haziran'ın 11'i, evet. Sayın Çıray. Evet. Ve seçime de kaldı 13 gün. Evet. Şimdi dün siz İzmir'deydiniz, Ege bölgesindeydiniz. Evet. Ve dün partinizin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Hanım oradaydı. Evet. Bir anlatır mısınız? Sağda ne oluyor? Nasıl vaziyetler? Şimdi İzmir için aslında dün çok sıcak bir gündü. Hı hı. Ve genellikle bu mevsimde İzmirliler bilirler ki insanlar ya sahillere ya da iş yerlerine, bizim çayır dediğimiz, bahçe, hı hı, dediğimiz alanlara, hı hı, göçerler. Hı hı. Yaylalara çıkarlar. Hı hı. Fakat Sayın Meral Akşener İzmir'e geldiği zaman doğrusu yer yerinden oynadı. Hepimizi şaşırttı. Hı. İzmir'in iki önemli tarım bölgesi olan Bakırçay Havzası ve onun merkezi olan Bergama ile Menderes Havzası ve onun önemli ilçelerinden birisi olan Tire'de yapılan mitingler adeta şehir mitinglerine dönüştü. Ama daha önemlisi yol boyunca insanların gösterdiği ilgiydi. Evlerinden dışarı fırlayarak, balkonlarından sarkarak, hatta gençler otobüsün önünü keserek muazzam bir sevgi gösterisi yaptılar. Bu anlamda da seçmenlere teşekkür etmek istiyorum. Bir şey soracağım Aytun Bey. Siz deneyimli bir isimsiniz. Evet. Sağda gördüğünüz ne olacak? 13 gün sonra ne göreceğiz biz? Ben kazanılacak seçimlere girdim, kaybedilecek, hı, seçimlere girdim. Evet. Hele 2002 seçimlerini çok iyi hatırlıyorum. O sırada vatandaşa yanaşıp kendi siyasi partinizin propagandasını yapmak istediğinizde, hı, başını şöyle hafif yana eğer hayırlı olsun derdi. O zaman anlardınız ki size oy vermeyecek. Hı. Şimdi ben bu kampanyada gezerken sahayı, esnaf ziyaretlerinde bulunurken, çiftçiye, hı-hı, gittiğimde, hı-hı, bana doğru yürüyorlar, gözümün içine bakıyorlar. Hayırlısı olacak, iyisi olacak, iyi olacak inşallah diye görüş belirtiyorlar. Bu benim için en büyük anket. Yüz yüze görüşmeyle, hı-hı, o gözlerindeki ışığı yakalamak, o samimiyeti görmek, bundan daha büyük bir anket olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir de Türkiye'de şu anda ne yazık ki bir demokrasi ortamı olmadığı için ben sağlıklı bir anketle yapılabileceğine inanmıyorum. Çünkü biz bir araştırma yaptık. Sahaya insan gönderdik İzmir'de. Bir mikrofonla, bir kamerayla. 100 kişiyle konuştular. 10 tanesi hangi partiye oy vereceğini açıkladı. Belli sorulara cevap veriyorlar. Ama kime başkanlıkta oy vereceksiniz? Ya da kimi, hangi partiyi seçeceksiniz dendiğinde, o zaman ben öğretmenim tayin çıkabilir ya da, hmm, çocuğum çalışıyor, bir problem olabilir gibi. Bunu efendim cevaplar. Geçenlerde Murat Gezici de söyledi. Dedi, evet, ki ilk defa dedi gidiyoruz yanıt alamıyoruz. Evet. Ve ankete katılmak istemiyorlar. Çünkü toplumun üzerinde bir duygu var. Evet. O duygudan çekiniyorlar, evet, dedi. Tahmininiz ne olur? Ne çıkacak 24 Haziran'da? Matematik tahmini yapmak istemem. Hmm. İkinci tura Sayın Akşener kalacak. Ve ikinci turda Sayın Akşener'in kalması halinde Sayın Akşener'le Sayın Erdoğan arasındaki mücadele başa baş geçer. Birkaç puanla Sayın Akşener alır. Bunu neye dayanarak söylediğimi sorarsanız Türkiye'nin sosyolojik oy dengesine dayanarak söylüyorum. Bir de Sayın Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı stratejiye baktığımda ikinci turda kimin karşısında görmek istemediğini açıkça görüyorum. Bu nedenle söylüyorum. Bizim için her iki aday da değerlidir. Bu sözlerimden kimse bir anlam çıkarmasın. Muharrem İnce'yi de kastediyoruz. Sayın İnce'nin ikinci tura kalması halinde İyi Parti ve Sayın Akşener, hepimiz sözümüzün arkasındayız. Bizim ifade etmek istediğimiz şey Türkiye'deki geleneksel %65-35'lik oy dengesine dikkat edilmesi gerektiği. Şöyle sorayım efendim. Şimdi bir kere kısacık. Çünkü iki bölüm var. Cumhurbaşkanlığı ve meclis. Evet. Önce Cumhurbaşkanlığı için, evet, soruyorum.
Cumhurbaşkanlığı seçim birinci turda biter mi sizin gözleminize göre? Hayır, ikinci turda bitecek. İkinci turda evet. bitecek. Peki, ikinci turda bitecekse en güçlü iki senaryo var. Sayın Erdoğan ve Sayın İnce, Sayın Erdoğan ve Sayın Akşener. Evet. Siz diyorsunuz ki? Ben diyorum ki tarihi bir değişimin eşiğindeyiz. Hayallerle ve bir takım tahminlerle veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propagandistlerinin yüksek propagandasıyla, medya araçlarını da kullanarak yaptıkları yüksek propagandayla değil, aklımızla, mantığımızla bu büyük değişimi gerçekleştirecek şekilde davranalım. Çünkü kısa vadeli düşünmeyelim. Bakınız İsmail Bey, bizim iddiamız şu. İyi Parti'nin en büyük projesi bu seçimden sonra Türkiye'ye yeniden bir hukuk devleti olarak, bir kardeşlik anayasasıyla, mutlak güçler ayrılığına dayalı bir parlamenter sistemle seçime götürmektir. Dolayısıyla bu önümüzdeki bu seçim bir değişimin seçimi olacak ve bu değişimse 21. yüzyıla uygun bir demokrasi inşa etmektir. Bunu inşa ettikten sonra Türkiye'de oluşacak, Türkiye'ye karşı oluşacak büyük güven duygusu içte ve dışta Türkiye'nin aynı zamanda ekonomisinin kaosa gitmesinin önüne geçecektir. Bu seçim muhtemelen bir kaotik ekonomik krizin önünü kesmeye de fayda edecek. Yani sizin ittifakınız kazanırsa evet. ekonomik kriz durur diyorsunuz. Çünkü dün Muharrem İnce de diyor ki mesela evet. Erdoğan kazanırsa dolar 8 lira olur diyor. Bugün gazetelerde manşet. Şimdi bakınız ben felaket tellallığı yapmak istemem. Bunların hiçbirisini de temenni etmem. Ama 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. 2008'de dünya krizi olduğu zaman bu bizim sayemizde teğet geçti diye övünebiliyorsunuz. Şimdi dünyada bir kriz yokken Türkiye'de bir ekonomik krizin derin adımları önce dövizin fırlamasıyla arkasından o dövizi düşürmek için Sayın Erdoğan'ın faiz lobisi diye suçladığı lobinin adeta başıymış gibi faizleri yükseltmesiyle ancak hakim olabiliyorsunuz. Bunun önlemenin ilk yolu güvendir. Ekonomiyi güvenle yönetebilirsiniz ve bu hükümetin hem içeride hem dışarıda güvenilirliği yok olur. Şöyle sorayım mı? Gelen sorular var efendim yoğun olarak. Evet. Onu biraz önce söylediniz ama tam evet. cümlenizi istiyorlar. Diyorlar ki Muharrem İnce evet. diyor ki ben değil de Meral Hanım ikinci tura kalırsa evet. her şeyi yaparım, Meral Hanım'ı desteklerim diyor. Evet. Sizin partinizde Meral Hanım değil de Muharrem İnce ikinci tura kalırsa evet. yine destekleyecek misiniz? Tartışmasız. Çünkü bu bir demokrasi mücadelesi. Biz kendimiz için yola çıkmış değiliz. Demin siz başta söylerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye geçerek partinin kuruluşunda rol aldığımdan bahsettiniz. İsmail Bey, Türkiye'nin olağanüstü şartları olmasaydı ben olağanüstü bu kararı almazdım. Ne yazık Anladım. Ki bu siyaset sahnesinde MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iltica etmesiyle siyaset alanında büyük bir boşluk doğdu. Zaten vardı. Merkez ve merkez sağ siyaset yelpazede olmadığı için esasen 15 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenilememesinin nedeni buydu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren %10-15 civarındaki merkez sağ seçmen gidebilecek bir alan bulamıyordu memnuniyetsizliğine rağmen. Şimdi? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren %10-15 merkez ve merkez sağ seçmenin, eski anavatanların, eski doğru yol partilerin gidebileceği adres oldu İyi Parti. Dolayısıyla seçimin sonuçlarını da esasen belirleyecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkıp bize gelecek olan %10-15 oydur. Bakınız bu seçmen bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'ni terk etti 2007 Haziran seçimlerinde. Ama aynı seçmen MHP'nin siyasetini başarısız bulunca ona gitmişti bu seçmen. Tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne döndü. Şimdi ne yapacaklar? Bu seçmen geleneksel olarak böyle yani bu seçmenin davranış biçimi merkeze ve merkez sağa oy vermek biçiminde. Şimdi İyi Parti'ye verecekler. Şimdi verecekler. Efendim halkta en fazla size gittiğiniz zaman ne diyorlar onu merak ediyorum ama sevgili Türkiye'm reklam arasında ben Sayın Türk İş'i uğurlarken o arada telefonum çaldı. Annem aramıştı, çaldırdı. Ben aradım onu. Hepinize de çok selamları var. İyi duygularını aktarmamı istedi. Geçmiş saygılarımı söylüyorum. Çok burada. Sağ olun. Şimdi annem de hem tebrik etti beni. Dedi ki Aytun Bey geliyormuş hem de Türk İş çok güzel konuştu dedi. Geçmiş Kadir gecenizi kutluyor ama bir üzerime yük yükledi. Memleketim Simav'da bir polis kardeşimiz şehit olmuş. Görev şehidi bir trafik kazasında. Lütfen dedi ona Allah'tan rahmet diler misin dedi. Ben de memleketime ve bütün polis camiasına buradan başsağlığı diliyorum efendim. Ben de başsağlığı diliyorum. İyi Parti'nin genel sekreteri ve sözcüsü Aytun Çıra'ya soruyorum. Sağdasınız.
Evet. Biliyorum dün de oradan oraya gittiniz, evet. Meral Hanım'la falan. En çok ne diyor efendim halkımız? Bir, halkımız artık huzur ve güvenlik istiyor. Gerginlik siyasetinden bıkmış, kutuplaşmadan bıkmış. Her sabah bir şokla yatıp, her gece bir şokla yatmaktan sıkılmış. Milletimiz bütün gün siyasileri televizyonlarda görmekten bıkmış. Milletimiz kendi sorunlarının konuşulmasını istiyor artık. Hayat pahalılığının konuşulmasını istiyor. Gençler %20'lerin üzerine çıkan işsizlik sorunlarının nasıl çözüleceğini konuşulmasını istiyor. Yani bir demokrasi ve ekonomik zincirler talebi var. Emekliler bir kereye mahsus kendilerinin intibaklarının düzeltilmesini istiyor. Şimdi polislerden bahsettiniz. Ek göstergelerinin 3600'e çıkmasını istiyor. Ve artık biliyorsunuz emekli polislere ortaokul ve lisenin mezunu alınmadığı için bir kereye mahsus da... Çıkması lazım. Evet, bir kereye mahsus da eşitlenmek istiyorlar. Özellikle efendim emekli, evet. Ben dün bakın burada Instagram'a Twitter'a da koydum. Genç pırıl pırıl polis arkadaşlarımla, evet. Karşılaştık. Evet. Onların da Türkiye'ye selam var. Şunu söylüyorlar. Biz diyorlar Türkiye'nin, devletin polisiyiz. Bunu tabii, lütfen böyle bilsinler kesinlikle. Diyorlar. Bir de polisimiz, askerimiz, bütün vatandaşımız birbirine güvenerek yaşamak istiyor. Tabii. Biri diğerinden şüphe ederek yaşamak istemiyor. Acaba ben bir şey söylersem yanımdaki gidip beni bir yere ihbar edebilir mi diye yaşamak istemiyor. Gençlerimiz telefonda sevgilileriyle, aşık oldukları insanlarla özgürce, mahremiyet içerisinde konuştuklarına emin olmak istiyorlar. Milletin büyük istekleri yok. Millet huzur, refah, kalkınma, çağdaş bir medeniyete ulaşma hedefine gitme ve aynı zamanda zengin, güçlü dış dünyaya kafa tutan bir Türkiye istiyor. Şimdi tabii, talep bu yani. Bu talebi vaatleri de konuşmak istiyorum. Evet. Fakat daha önce muhalefet partileri bir vaatte bulundu efendim. Evet. Emekliler. Çünkü emeklilerimize biz iyi hayat koşulları, refah imkanları sağlamamız gerekiyor. Evet. Sevgili Türkiye'm, şimdi bir haberimiz var. Böyle 2 dakikalık bir haber. Aytun Çıray'ın da daha önce bu habere ilişkin bir açıklaması vardı. Bu açıklamayı yaptığında Aytun Çıray'ı adeta tefe koymuştu iktidar. Çok, ama Aytun Çıray haklı çıktı, söyleyeyim. Çünkü bakın emekli ikramiyeleriyle ilgili haberimizi izleyelim. Dönüşte Aytun Çıray bu işi nasıl gördü, ne bildi ve iktidar kendisine neden kızdı, bunu sormak istiyorum. Annem eşinden dolayı aldı, babamdan dolayı aldığı için 500 lira yatmış. Benim bir arkadaşım vardı, bana 500 lira yattı dedi. Yetim, annesiyle babası ölmüş, kazada kaybetmiş. O çocuğa niye 500 lira yattı, ben anlamış değilim yani. Yani çocuğun annesi yok, babası yok. 1000 liralık bayram ikramiyesi bekleyen dul ve yetimler hayal kırıklığıyla döndü banka ATM'sinden. Kafa karışıklığı yaratan ödemeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptı açıklamayı. Hisseleri oranında ödeme yapılıyor dedi. İlk günden itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ödemelerini gerçekleştireceğiz şeklinde. Ramazan bayramından önce verilen biner liralık ikramiyeler ilaç gibi geldi emeklilere. Şu anda emeklilerimizin tamamına net olarak 1000 TL ödeme gerçekleştirilmiş durumda. Yatması gereken değilse ona da yatsın yani. Ona onu verdim, buna bunu verdim, olmamalı. Emekliler Ramazan bayramı öncesi 1000 liralık ikramiyelerini alabilmek için koşa koşa banka ATM'lerine geldiler ama dul ve yetim aylığı alanlar onlar kadar sevinemedi. 1000 lira almamışlar. Zaten dul ve yetimlere ödenen belli bir oran var. 1000 lira değil tabii. Hesaplarında 1000 liralık ikramiyeyi göremedi dul ve yetimler. Çalışma Bakanı ödemeler hisselerine göre yatırılıyor diyerek açıkladı. Yaratılan tartışmaların algı çalışması olduğunu iddia etti. Birisi elinde dekont sağlıyor, diğeri vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya yönelik tutum ve davranış içerisindeler. Bu yapılan algı çalışmasını kınadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi Aytun Bey. Evet. Bir toplumu anlamak istiyorsanız o toplumun emeklilerine nasıl imkanlar sağladığına bakacaksınız. Evet. Bunlar böyle güzel, huzur içinde yaşıyor mu? Evet. Torununa hediye alabiliyor mu? Evet. Yılda en azından Avrupalı, Amerikalı gibi en azından bir kere 7 gün deniz tatiline gidebiliyor mu? Evet. Bunlara bakmamız lazım. Şimdi daha önce bütün muhalefet partileri söyledi. Önce Kılıçdaroğlu açtı. Evet. Dedi ki her iki dini bayramımızdan önce birer, evet, maaş ikramiye. Evet. Önce iktidar çok kızdı. Nerede kaynak dediler. Bir seçim geçti, kaybettiler. Sonra öbüründe vaat verdiler ve bunda da biner lira verdiler. Evet. Fakat şimdi benim yönetmenim Serdar da diyor ki benim annem de diyor 600 lira aldı. Annem kızıyor diyor. Evet. Bize o kadar çok mesaj geldi ki. Evet. Siz bunu söylediniz aslında. Evet. Bunu bir anlatır mısınız efendim? Niye herkes 1000 lira alamadı? Şimdi
Bu ilk, bundan yaklaşık bir ay önce hatta ben bunu ilk defa bir açıklamayla duyurdum ve bu açıklamayı Twitter'da da yayınlayınca büyük bir reaksiyon oldu. Trollerden bana karşı adeta bir linç kampanyası başlatıldı. Ve Sayın Başbakan buna cevap vererek bir açıklama ihtiyacı duydu. Kayıtsız, şartsız herkese 1.000 lira verilecek dedi. Fakat ben o zaman söyledim, dedim ki kayıtsız, şartsız 1.000 lira verilmeyecek. Kategorik olarak 1.000 liradan aşağıya doğru 1.000 lira, 500 lira, 750 lira, 500 lira, 250 liraya kadar düşen oranlarda verilecek. Yaptığım açıklama buydu. Ve kızdılar size. Ve kızdılar, yalanladılar. Evet. Bu olamaz dediler. Ama işte nihayet o gün geldi. Gerçeğin meydana çıkmak gibi bir huyu vardır. Ve gerçek, ahalimiz gidip bankaların kapısına gittiğinde bir de baktı ki kimisi 750 lira alıyor, kimisi 500 lira alıyor. Bakın bu milleti böyle kandırmalara gerek yok. Bunlar ahlaki de değil, siyasetçilerin itibarını sarsıyor. Biz ne yapabileceksek bu millete onu söylemeliyiz ve söz verdiğimiz zaman da arkasında durmalıyız. Ben daha da ileriye gidip bir şey söylüyorum. Tamam, bu bayramlarda 1.000 lira ikramiye verelim, 1.500 lira verelim, yarışalım, iki açık artırmaya çıkaralım, 2.000 lira verelim. Ama doğru olan bu değil. Doğru olan emeklilerimizin genel durumunu bütün yıl boyunca eşit olarak düzeltmek. Nasıl yapacağız efendim? Onu bir anlatır mısınız? Bu Türkiye'de... İyi Parti'nin bir projesi var mı? Bakınız, Türkiye'de büyük bir kaynak israfı var. Siyasetçinin görevi rantı, yani birikmiş olan milletin verdiği vergilerle ortaya çıkan parayı nereye yönlendirmeye siyasetçi karar verir. Siyasetçi ister bunu belli bir gruba yönlendirir, dar bir alanı mutlu eder, isterse milletin bütününe yönlendirir, çok büyük bir alanı. Ya da paraları öncelik sıralısına göre nereye harcıyor? Harcayacağına karar verir. Bakınız, mesela bu vaatlerin içinde ben sizin de ifade ettiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yapmış ve Türkiye'deki bu sağlık reformlarına çok önemli katkılarda bulunmuş grubun başı olarak hesap ettik, kitap ettik ve emeklilere bir vaatte bulunduk. Dedik ki emeklilerden bundan sonra muayene ve ilaç katkı payı alınmayacak. Dün Meral Hanım İzmir'de söyledi bunu. Bunun kaynağı çok basit. Bakınız, sadece bu yıl bu hükümet bu yatmadığımız şehir hastaneleri için bütçeye 6,5 milyar lira ödenek koydu. Bu ne için kondu biliyor musunuz? Hasta garantisi verildiği için o hastanelere ve köprülere verilmek üzere kondu. İşte kaynak size. Ben bu kaynağı, İYİ Parti bu kaynağı alacak ve bunun için böyle bir yıl, iki yıl, beş yıl iktidarda kalmaya gerek yok. Hemen ilk 100 günde yapılacak işlerden bir tanesi. Bakın, sizi de tanıyan birisi var. Sağlık alanına yatırımlar yapan birisi dünyada. Evet. İsmail dedi, bakın şöyle bir şey olmaz ki bu iktidara da zamanı geliyor, destek veriyor. Evet. Biz dedi dünyanın pek çok noktasında hastaneler yapıyoruz. Birim maliyete bakıyoruz dedi, şehir hastaneleri uçmuş gitmiş. Ve bunu dedi, sorgu sual yok, şeffaflık yok. Nereye ne kadar para harcanıyor bilinmiyor. Devlet sırrı diyorlarmış. Efendim, şehir hastanelerinin maliyeti devlet sırrı olabilir mi ya? Şimdi bakınız, bu yaklaşık 13,5 milyar dolara mal olacak hastaneleri 50 milyar doların üzerine mal ettiler. Ve Türkiye'yi Sağlık Bakanlığı bütçesini 25 yıllık ipotek altına koydular. Üstelik bu işi yapan, bu hastaneleri yapan firmaların aldığı dış krediye de hazine garantisi verdi. Evet. Yani ama en kötüsünü söyleyeyim size, bu kısmını bir doktor olarak söylüyorum. Lütfen. Şimdi bakınız, sağlık hastanesi, şunu bir şehir planı olarak düşünelim. Bir bütün şehir. Sağlık, bu şehir hastaneleri geldiler, şuraya yaptılar. Evet. Ve anlaşmalara göre şehrin içindeki birçok devlet hastanesini kapatacaklar. Sağlıkta ulaşılabilirlik ve kalite vazgeçilmez iki unsurdur. Bu hastaneye ulaşabilmek için buradan yola çıkan enfarktüslü çoğu yolda ölecek. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz ya. Çoğu yolda ölecek. Siz bunu, siz değil de biz söylesek ne oluyor biliyor musunuz efendim? Hapis cezası istemiyle bize dava açıyoruz. Ben çok üzüldüm Sayın Portakal'a ve size yapılan buna. Ya size teşekkür etmeleri lazım. Ciddi bir hükümetin ne yapması lazım? Bize teşekkür etmeleri lazım. Ciddi bir hükümetin derhal sizi telefonla alıp bakanların size teşekkür ederek yol gösterme konusunda. Ve ne kadar yapıcı dil kullandı arkadaşlarımız o gün. Basının görevi ne? Bizi uyarmak değil mi siyaseti? Siyaseti uyarmak. Bakınız, basın özgürlüğü size lazım değil İsmail Bey. Basın özgürlüğü bana da lazım. Tabii hepimize. Basın özgürlüğü millete lazım. Bir soru soracağım. Haber alma özgürlüğü için lazım. Doğruları öğrenme hakkı. Şimdi 24 Haziran'ı sormak istiyorum. Evet. En çok gelen soru bakın burada. Bugün efendim
Ankara'dan bakınca etiketimiz şu anda sosyal medyada rekor kırıyor. Ama önce benim abim var, öğretmendir. Mustafa Makas, Gülsen Makas. Abim diyor ki İsmail, Bafra'da Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler, şehit öğretmenlerimiz Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı unutmadılar. Biz şehitlerimizi unutmuyoruz. Aybüke Yalçın ailesinin de bulunduğu törende öğretmenlerin adını yaşatmak için bir kütüphane açtık. Bunu da Türkiye'mize duyur ki mutlu olsunlar diyor. Abim bana fotoğraflarını da yollamış bunun. Şimdi Sayın Müsteşarım, 24 Haziran Pazar günü. Evet. Bir de ittifak var. Hani evet. Biraz önce Cumhurbaşkanlığına baktık. Evet. Orada ne bekliyorsunuz? Parlamentoda nasıl bir yapı ortaya çıkacak? Parlamento çoğunluğunu şu an itibariyle kesinlikle kaybettiler. Bakın bunu siyasette böyle kesin konuşmayı sevmem. Ama şu anda söylüyorum. Parlamento çoğunluğunu birinci turda Cumhur İttifakı kaybedecek. Çünkü millet vicdanına aykırı davrandılar. Seçimi bütün aşamalarıyla oyunlar ve kurnazlıklar üzerine kurdular. Eğer kendilerinden emin olsalardı, kazandıklarına emin olsalardı, Yüksek Seçim Kurulu'nu kullanarak İyi Parti'yi seçime sokmamaya çalışırlar mıydı? Çalıştılar mı? Tabii ki. Bakınız, Türkiye'nin en yüksek yargı organı olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu'na İyi Parti seçimlere girebilmek için bütün iş ve işlemleri tamamlamıştır diye resmi yazı yazmasına rağmen İyi Parti seçime girsin mi girmesin mi diye masaya koydular. Tartışmaya başladılar. Anladık ki İyi Parti'yi seçime sokmayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu büyük bir demokrasi hareketi yaptı. Gerçekten efendim bakın büyük çok bir demokrasi hareketi yaptık. Buradan da bu vesileyle kendisine tekrar saygılarımı demokrasinin önünü açtı. Bakın öyle bir tablo Türkiye'ye yakışır mıydı? Peki efendim böyle oldu diyelim. Aslında o tablo var ya Türkiye'nin geleceğinin tablosuydu. Uzlaşmanın, sevginin. Tam onu soracağım. Yani bu işte Aytun bunun Bey, devamı olmalı. Şimdi 24'ünde diyelim. Erdoğan, Akşener veya İnce birisi kazandı veya altı adaydan biri kazandı. Fakat parlamentoda İyi Parti, Saadet Partisi, içinde Demokrat Parti lideri de var. Evet. Gültekin Uysal ve CHP. Evet. Siz Millet İttifakı çoğunluğu aldınız. Evet. Ne yapacaksınız orada? Onu bir anlatın bize, öğrenelim. Şimdi ilk yapılması gereken şey Türkiye'de yani ilk kararnamenin olağanüstü hali kaldırılması lazım. Türkiye'ye olağanüstü hal yakışmıyor ve dünyada küçük düşürüyor. Hemen kaldıracaksın. Hemen bir ilk kararnamenin ilk saatte. İkinci ve acil yapılması gereken şey, bakınız genç işsizlik oranı %20 ve geleceksizlik ve umutsuzluk korkusuyla yaşıyorlar. Evet. Bu gençlerimize bir günde iş bulamayacağımıza göre üretim ekonomisine geçerken, o sırada evinden çıkarken bir çay parası ve bir paket sigara parası için anasının babasının karşısında boynu bükük olmaması adına gençlerimize devletin görevidir bu. Evet. Böyle bir bağış falan da yapmıyoruz. İhane ibade vermiyoruz. Tamam. Kimsenin gururuyla oynamayız. Devletin görevi olarak, vatandaşlarına görevi olarak ve onların vergileriyle onların hakkı olan ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Hemen o da ilk iş. Hemen. Üçüncüsü de ilk yine birinci gün başlatıp 100 günde tamamlamamız gereken. Bakınız İsmail Bey, Türk insanı çok borçlandı. 2002 yılında iktidar başa geldiğinde her 100 lira kazanan vatandaşımızın 4 lirası borca giderken bugün her 100 lira kazanan vatandaşımızın 50 lirası borç ve kendisinin değil. 100 lira maaş aldığında 50 lirasını borca yatırmak zorunda. Tamam. Bu vatandaşımız artık harcayamaz hale geldi ve bunun borçları da bir takım şirketlere devredildi. Kapılarına haciz memurları dayandı. Ne yapacaksınız biz buna? Biz 4,5 milyon insanın kapısından haciz memurunu geri çekmek için o şirketlerdeki borçları devlete satın aldıracağız. Satın aldıracağız. Kredi kartı borçlarını mı? Kredi kartı ve tüketici borçlarını. Peki bunun kaynağı nerede? Bunun kaynağı 8 milyar lira kaynağı var. Sadece araba kiralama, çay kahve parası, devletin lüksleri 8 milyar lira. Onları kaldıracaksınız tabii, kiralama. İşte başta söyledim ya, bir kaynak burada var. Biz bu kaynağı alacağız. Vatandaşın emrine vereceğiz bu kaynağı. Bir şey daha söyleyeceğim size. Bazı şeylerin siz baştan verirken maliyetli gibi gözükür ama sonra kâra geçersiniz. Benim para harcayamayan bu borçlu vatandaşlarımız esnafa gidip harcama yapmaya başlayacaklar. Çocuğuna gömlek alacak. Ama şöyle bir şey olabilir mi efendim? Bakın ben bu iktidar sürekli vergi barışı getiriyor ya. Ben ona kızıyorum. Çünkü ben vergimi muntazaman ödeniyorum. Ödüyorum. Çünkü vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Kutsaldır. Ben buna inanıyorum. Ama efendim beni affedersiniz enayi yerine koyuyorlar. Sürekli ben ödüyorum ama ödemeyenleri affediyorlar. Bu da öyle olmaz mı? Bu anlam, bakın bu o şekilde olmayacak. Belli kriterleri olacak bunun. Bundan emin olun. Yani hak yenilmemesi konusunda maksimum davranışta bulunacak. Çünkü bu vatandaş bizim de diğer vatandaş bizim değil diye bir kavram olamaz. Ama bir şey daha söyleyeyim.
Türkiye'deki tasarruf oranı %12'ye düştü. Ben buraya gelmeden önce eski hazine müsteşarı çok değerli arkadaşlarımdan biriyle konuştum. Evet. Ve bütün dünya bizi konuşuyor şu anda. Onun bana söyledi. Ve dünyanın gözü Türkiye'nin bu seçimleri üzerinde. Türkiye'nin dünyanın bakış açısıyla bu seçimlerden bir ekonomik kaotik krize girmemesi için Türkiye'de siyasi iktidarın el değiştirmesi gerektiğini bütün bilim adamları ve dünya söylüyor. Muharrem İnce'nin dediği orada doğru mu efendim? Mesela diyor ki bu iktidar kaybederse o gün dolar düşmeye başlar. Hele o haliyi de kaldırınca şimdi Türkiye diyor. Bunu bir kere 80 öncesinde yaşamıştı. Güven birinci unsurdur. Liderler ekonominin ve faizin emirle düşüp yükselmediğini bilirler, akıllı liderler. Ekonomi yönetimini ekonomistlere bırakacaksınız. Biz bu konuda şanslıyız. Çok deneyimli iki tane kadromuzda ekonomist var. Durmuş Yılmaz var. Durmuş Yılmaz gibi dünyanın Ayfer saygı Hanım duyduğu var. Merkez Bankası Başkanı ve Sayın Ayfer Yılmaz aynı dönemde müsteşarlık yapmıştık. Çok deneyimli ve birçok da arkada danışmanlık yapan genç dinamik. İşte efendim mesela ittifak halindesiniz. Mesela CHP'nin Saadet'in de var bu anlamda. Yani büyük kadrolar var. Ciddiyiz. Devleti yönetmeye hazırız. Ve devletin yönetilmeye ihtiyacı var. Devletin bakınız Suriye'ye 100 mil, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Suriyelilere 4-4,5 milyon Suriyelilere 100 milyar dolar civarında para harcandı bu ülkede. Biz tamam hamiyetperver bir milletiz. Bize gelmiş sığınmışlarsa bakarız. Ekmeğimizi ama bölüştük. Bunu geçmişte yaptık. Rahmetli Özal kimyasal silahla saldırılan Kürt akrabalarımız Türkiye'ye kaçtığında onları bir sahada bir kampta baktı ve Saddam'la anlaşma yaparak Türkiye'ye onlar dağılmadan yine kendi vatanlarına, topraklarına gönderdi. Bu iktidar artık komşularımızla barış yapabilecek ilişkiler ağını aştı. O kadar ilişkileri kötü ki kimseyle oturacak, konuşacak halleri yok. Oturup konuşmaya da niyetleri yok. Ama biz Türkiye'yi yönetmeye başladığımızda derhal önce komşularımızdan başlayarak bir barış halesi oluşturacağız. Ve Türkiye'deki Suriye'yi, 4-4,5 milyon Suriyeli'yi anlaşma yaparak onların da burnu kanamadan orada yaşasınlar. Kendi vatanlarına, topraklarına göndereceğiz. Evet. Ve bakınız bunların devraldığı Türkiye'de Suriye sınırında mayınları temizleyelim mi temizleyemeyelim mi tartışması yapılıyor. Daha doğrusu mayınları İsrailler mi temizlesin? Türkler temizleyip oradaki arazileri oradaki vatandaşlarımıza verelim mi tartışması yapmaktan şeyi nasıl delik yapacaksınız deşik efendim? Bir de şimdi yani. Biz ekonomiyi anlıyorum. Evet. Güzel hazırlıklısınız. Kısacık son tabii süre ama bugün Muharrem İnce mesela Diyarbakır'a gidiyor. Gerçi geçen hafta Meral Hanım çok kapsayıcı bir açıklama yaptı Liderler evet. Fox'ta programında. Kısacık anlatabilir misiniz orada barışımızı nasıl tesis edeceksiniz? Bakınız bizim vatandaşlarımız aldatıldı. Kimi zaman adına çözüm süreci, kimi zaman barış süreci, kimi zaman kardeşlik süreci denilen içi bomboş. Aslında PKK ile anlaşmalı, seçimlere endeksli, çatışmalı ve çatışmasız süreçlerden oluşan bir süreç yaşadık. Sonra bir de baktılar ki habur mabur gibi bir takım olaylardan sonra anketlerde bu PKK ilişkileri nedeniyle oyları düşüyor. O zaman ama o sıraya kadar, o güne kadar PKK'nın tekrar Türkiye'ye girmesine ve Güneydoğu'daki yurttaşlarımızın evlerinin ortasına hendekler kazmasına göz yumdular. Askerin 250 tane yazışması var. Buraya teröristler giriyor, ne yapalım? Ellemeyin talimatı verildi. Sonra da bu iş değişince oraya giren PKK'lıları çıkarmak, o hendekleri kapatmak için yapılan çatışmalarda fakir fukara vatandaşımızın Güneydoğu'da yaşayan evi barkı başlarına yıkıldı. Siz şimdi? Ve 700'ün üzerinde insan orada askerimiz, polisimiz şehit oldu rahmetle anıyorum. Yapılacak şey şudur. İnsan hakları, eşitlik, hukukun üstünlüğü kavramı ve bireysel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar açılmasıyla bütün Türkiye'yi kucaklayacağız. Sayın Akşener bir şey yapıyor. Çıkartıyor diyor ki bu kimlik kartı. Bu kimlik kartımız bizim tapumuz, ortak senedimiz. Bu paşa da bu, ağa da bu, devlet de bu, her şey bu. Hukuk Türkiye'de önünde eşitlik. Hukuk önünde eşitlik, vatandaşından şüphe etmeyen ve vatandaşını ayırmayan bir devleti yaratmaya söz veriyor. Peki. Aytun Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun şeref. İzmir'den dün gece 23.30'da bindiniz, evet. Gece yarısı geldiniz. Evet. Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Tuğrul Türkeş gibi size de ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun. Ben İyi ki geldiniz teşekkür efendim. Ederim. Saygılar sunuyorum. Sevgili seyirciler, izin verirseniz ben şimdi konuğumu uğurlayacağım. Ve biraz sonra huzurlarınıza günü güzel kapatmak için tekrar geleceğim. Bana izin verin, hemen geliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.